Herkese merhaba, tolgozbek.com kanalına hoş geldiniz. Bugün yazarımız Hakan Kılıç'la birlikteyiz. Hakan'la birlikte bugün konuşacağımız konu insansız hava araçlarının savaşlarda ve operasyonlarda yeni nesil kullanım teknikleri olacak. Zoom üzerinden bu koronavirüs salgını günlerinde yayınımız devam ediyor. Bazı izleyicilerimiz haklı olarak bizi eleştiriyorlar. Sesiniz az geliyor, görüntü kalitesi ama ne yazık ki sosyal mesafe ve Zoom uygulaması nedeniyle uzaktan bunları çekmek durumundayız. İnşallah bugünleri sağlıklı herkes atlatır ve tekrar yan yana gelip yeni videolar çekeriz. Sana da geçmiş olsun. Bu arada sağ gözünde epey böyle bir yaş akıntısı var. Zaman zaman sileceksin onları. Umarım sen de kısa zamanda gözlerine iyi bak diyoruz. Hakan, önceki gün Libya'dan enteresan bir uydu fotoğrafı geldi. Burada bir otoban üzerinde vurulmuş bir Antonov 26 tipi bir nakliye uçağının enkazı vardı. Yol pist haline getirilmiş ve iddiaya göre bu uçak Haftar güçlerine cephane veya mühimmat taşıyordu. Ve bu uçak Bayraktar TB2 tarafından vuruldu. Yani gerçekten insansız hava araçları enteresan bir şeye doğru gidiyor. Eskiden keşif veya böyle çok basit müdahaleler, saldırılar amaçlı kullanırken nereye gidiyor bu insansız hava araçları? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi bu son olayı aslında bu Bahar Kalkan Harekatı'nda olayın çehresi bayağı değişmişti ama en son önce bu son olaydan bahsederek geriye doğru gidelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir An-24, Antonov 24 nakliye uçağı bizimle beraber çalışan Libya'daki güçler veya bizim askerlerimizden kaçırmak için normal pist bir havaalanına indirmemişler. Yani bir askeri havaalanına değil de bir karayoluna indirmişler. Yani burada bir kaçırma, gizleme var. Bir istihbarat çalışması var. Ya daha doğrusu bir saklama çalışması var ama bu var. Belli ki şimdi burada vurulmasından ziyade bizim belki TB2, Bayraktar TB2, belki başka istihbarat, keşif, gözetleme unsurları uçağı en başından beri takip ediyormuş. Ve uçağın inişini beklemişler. Çünkü zaten Bayraktar TB2 bunu neyle vurmuş orada? MAM-L ile vurmuştu. Roketanın süzülen mühimmat olan, yani motoru çıkarılmış bir UMTAS tanksavar füzesinin süzülen mühimmat haline getirmiş ve Bahar Kalkan Harekatı'nda çok fazla kullanılan, hatta hava savunma sistemlerini vuran ve çeşitli diğer unsurları vuran roketti. Dolayısıyla havada bu roketsiz bir motor olduğu için havada onu vurması mümkün değildi. Her ne kadar nakliye uçağı savunması, hani manevra yapabilecek, kaçabilecek bir şey olmasa bile. Dolayısıyla izlemişler, beklemişler, uçak inmiş, yükünü boşaltmaya başlamış. Dolayısıyla beklenmiş, gözlenmiş, içinden mühimmatların çıkışı görülmüş, yani cephane sevkiyatı yapıldığı anlaşılmış ve mamleyle vurulmuş. Yani operasyon gerçekten hani çok başarılı bir operasyon. Ama burada bizim konumuz ve senin sorunun itibariyle dikkat çeken ne? Bir nakli uçağını artık insansız hava aracıyla hem de maliyet olarak karşılaştığında kendisinden çok daha ucuz, uçuş maliyeti daha düşük, hatta ebat olarak da çok 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 büyük olmayan, yani mümkün olduğu kadar küçük, kendini göstermeyen, sesin aşağıdaki unsurlarda ses ve görüntü mümkün olduğu kadar yansıtmayacak, daha çok terörle mücadele operasyonlarında kullanılan, hava hakimiyetinin sağlandığı noktalarda düşman unsuruyla mücadele edebilecek bir SİHA, hava hakimiyetinin olmadığı, yani bölgede tek bir F-16'ımızın olmadığı, düşmanın savaş uçaklarının olduğu, üstüne üstlük Pantsir gibi hava savunma sistemlerinin olduğu, ki hatta bir hafta önce falan da Pantsir falan vuruldu dendi, biliyorsun. Yani Bayraktar'ın veya artık bizim hangi unsurumuz tarafından vuruldu ama biz Bayraktar diye duyduk. Bir Pantsir vuruldu orada. Yani Haftar güçlerine ait. Yani böyle hava savunma sistemlerinin olduğu bir noktada gitti bir nakli uçağını vurdu. Yani bu gerçekten SİHA'ların kullanım konseptini bayağı bir Türkiye en azından değiştirdi. Ha, bunu geri daha öncesine bakarsak orada ne vardı? Mesela bir şey vardı. Bahar Kalkan Harekatı'nda. Bahar Kalkan Harekatı'nda ne gördük? Daha önceki videolarda da kısaca biraz bahsetmiştik. Türkiye politik sebeplerden işte bu daha önce Rusya, İran, Suriye arasında yapılan görüşmeler falan vardı. Birkaç bazı mutabakatlar vardı. Soçi mutabakatı gibi. Suriye hava sahasına girmeden hava kuvvetlerimiz Türkiye sınırının içinden bizim SİHA'lara ve bizim unsurlarımıza müdahale etmeye çalışan savaş uçaklarına işte orta menzilli havadan havaya füzelerle ve kısa menzilli havadan havaya füzelerle müdahale etti.
İşte Su-24 vuruldu iki tane. L-39 vuruldu vesaire vesaire. F-16'larımız uzaktan, yani akıllı mühimmatlarla hava savunma sistemlerini de vurdu. Mesela Buk vurdu, SA-22 vurdu, SA-17 falan vurdu. Neyse, Panzer, neyse. Seyir füzesi kullanıldığı söyleniyor. Ama burada esas düşman hava savunmasının bastırılması. Yani SEAD görevini ne yaptı? ANKA-S uydu kontrollü TUSAŞ ve Bayraktar TB2. Yani bu iki insansız hava aracı birçok hava savunma sistemini vurdu ki Genelkurmay açıklaması en son zannediyorum 10 kadar hava savunma sisteminden bahsediyor. Artı bunlar sadece hava savunma sistemi haricinde vurulan bir sürü tank var. Bunların hepsini Genelkurmay açıkladı. Yani çok astronomik rakamlar var. Askerler var, zırhlı araçlar var. Anti personel müdahale sıcak şeklinde. Personeline yönelik saldırılar var. Zırhlı araçlar var. Burada şunu gördük. Yani iki çeşit SİHA, iki MALE tarzı bunlar. Yani çok yüksek irtifada uçanlardan da değil. F-16'ların işte AGM-88 Harm Antiradyasyon Füzesiyle F-16 savaş uçaklarının yapması gereken işi MAM-L gibi daha basit, çok daha ucuz, çok daha teknolojisi, yani yapı üretimi daha kolay, yani koca bir füzedense, bir silahla ve bir SİHA olarak, yani düşman hava unsurlarıyla havadan havaya mücadele kendilerini koruyabilecek, düşman uçaklarıyla savaşabilecek pozisyonda olmayan iki tane SİHA'yla düşman hava savunma sistemini bastırdı ki burada evet Suriye hava güçleri, Suriye hava savunma sistemi hepsi Rusların sofistike sistemlerini kullanıyordu. Panzer, Buk gibi ve diğer birkaç tane daha var. Daha gerilerde SA-7'leri falan var. Değişik birçok. Onlar hatta şeyde yazdık. Hepsi aynı tekime gerek yok. Ama entegre değildi. Evet, bu bir bizim avantajımızdı. Yani entegre bir hava savunma sistemine sahip değiller. Ki Panzer tepesindeki SİHA'yı göremedi. İşte ne diyorlar o zaman? Alçak irtifa taraması yapıyordu o sırada. Çünkü entegre ve kademeli hava savunma sistemi içinde Panzer orada zaten görevi alçak irtifa savunması yapmak. Ama görebilirdi. Menzili de yeterdi o SİHA'yı, TB2'yi vurmak için. İrtifası da yeterdi. Radar menzili de yeterdi. Yani TB2 vurması için, hiç vuramaması için hiçbir teknik şey yok normalde orada. Bir sorun yok. Ama biz ne yaptık? İşte burada dünyada belki de ilk kez düşman hava savunmasının bastırılmasını insansız hava araçlarıyla yaptık. Bu bir. İkincisi, dünyaya bir de şu görüldü. Elektronik karıştırmayla, ki buradaki başrolde oynayan da Koral ve Redet sistemi, elektronik karıştırmayla düşman hava savunmasını karıştırdığınızda, radarlarını karıştırdığınızda düşmanın elektronik haberleşmesini, komuta kontrolünü felç ettiğinizde, ki oradaki Suriye güçlerinin böyle fiber optik yer altından döşenmiş bir haberleşme ve komuta kontrol sistemi de yok tabii ki. Dolayısıyla her şey radyo frekansıyla, data link veya radyo frekansıyla, yani RF şeyle. Sonuçta bunu da biz kilitlediğimiz zaman ne oldu? Şunu göstermiş olduk. Demek ki F-16 olmasa bile SİHA'lar uygun elektronik karıştırma desteğiyle, yani elektronik destek ve elektronik taarruz desteğiyle ve uygun mühimmatla, işte MAM-L ve diğer mühimmatlarla bu yapılabiliyor. Şimdi burada Libya'da da şunu gördük. Yani düşmanın muharip olmayan unsurlarına, yani bir savaş uçağı, muharip olan unsur dediğimiz şunu kastediyoruz, avcı uçağı. İşte orada zannediyorum MiG-21'ler falan var. İşte birkaç Sukhoi türü uçak var. Hangi olsun şu anda hatırlamıyorum. Bunlarla havadan havaya savaşmıyorlar ama oradaki dost kuvvetleri yakın hava desteği veriyorlar. Hem de düşman sahasının, hava sahasına girerek ve bir de düşmanın ikmalini önlüyorlar. Yani lojistik desteğini kesiyorlar. Yani çok önemli. Koca An-24, An-26 savaş uçağı, nakli uçağı vuruldu. Daha önce de bir tane, hatta o daha önce vurulanın Ukrayna'ya ait olduğunu ve silah satışında oraya silah götürdüğü söylenmişti. Başka daha büyük bir nakli uçağı vurdular. Sonuçta bunlar, yani Amerika evet Afganistan'da ve Irak'ta insansız hava araçlarını gayet profesyonel ve gayet yaygın, yüzlerce, bilmem hatta çok astronomik rakamlar söyleniyor, kullandı ama onlar genelde işte Taliban'a, şuna buna, yani terörle mücadele ve asimetrik unsurlara veya işte oradaki milis güçlerine taarruz ve işte bu Kasım Süleymani'nin öldürülmesindeki işte Hellfire füzesi atıp da çok önemli kişi, suikast gibi bir tür konseptlerde kullanıyordu.
Dolayısıyla ne yapıyoruz? Orada TB2'ler işte canavar gibi savaşıyorlar. Burada Bayraktar ve TUSAŞ, Ankayes, Bahar Kalkalı'nda aynı şeyi yaptı her ikisi. Biz yani birazcık dünyada bu SİHA'nın operatif kullanımına bence yeni bir açılım yapmış olduk, yani getirmiş olduk. Peki insansız hava araçları bu operasyonlarını yapıyorlar. Bir uçak gibi muharip olarak ön safta savaşıyorlar. Sence Libya'da elektronik savaş ne durumda? Neler yapılıyor? Bana açıkçası şunu söyleyeyim, yani şunu itiraf edeyim diyeyim. Ben araştırma sahalarım içinde sürekli takip ettiğim şeylerin içinde Libya yok. Yani günü günlük bugün Libya'da ne oldu diye takip etmiyorum. Yani bu konuda Libya konusunda uzman böyle net söz söyleyecek biri değilim. Bunu söyleyeyim. Ama illaki yine savunma sanayi ve savunma basınında ve yurt dışı haberleri takip ettiğim kadarıyla Libya'da çok ciddi bir elektronik harp mücadelesi yok. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu Bahar Kalkanı harekatındaki gibi orada elektronik bir hedef yok. Yani evet birkaç tane Pantsir falan hava savunma sistemleri falan var ama yani çok geniş bir alana bunu yapmamız lazım. Mesela Koral yok orada. Yani Koral'ı oraya götürmek zaten bilmiyorum çok büyük bir risk olabilir. Yani Koral'a bakıyorum şimdi, Türkiye'deki şu anda düşmanın eline geçmemesi yönüyle baktığımda yani düşmanın eline geçmemesi yönüyle en stratejik silahlardan biri. Yani biri gelse S-400'ümüzü alsa ne olacak yani? Zaten biz yapmadık, sırları bize ait değil. İşte F-16'yı kaçırsa, her yerde var F-16. Koral dünyada birkaç tane ülkede var. Bir de o kadar özel bir sistem ki tamamen Türkiye'ye yönelik bir içinde bir algoritma, bir yazılımı var. Yani biz onunla çok çalışmışız, yani yıllardır çalıştık. Hatta ben diyorum işte F-4 uçağı vurulduğunda Akdeniz'de güçlü iki pilotumuz şehit oldu. İşte orada bile biz belki oradaki Rus menşeli ama Suriye'nin elindeki hava savunma sistemlerine yönelik bir sinyal istihbarat için gitmişti belki. Bilemiyoruz yani. Tabii biz yıllardır aslında Kural'ın işleyeceği ve uygulayacağı bu elektronik istihbaratı, işte bu elektronik denen olayı yıllardır zaten yapıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir yatırım var onda. Yani onu götürüp de Libya'ya koyup orada elektronik harp yapmak, yani kazara Hafter güçleri galip gelir de bu tarafa doğru bir kara harekatıyla o toprakları atıyorum, bir hafta içinde alırsa, bir gün içinde alırsa nasıl kurtaracağız? Yani bu çok zor. Dolayısıyla orada belki daha küçük elektronik ama Aselsan'ın çok fazla elektronik harp unsuru cihazları var. Değişik kamyonlar üstünde. İşte Redet var, başka var. Belki bu tip başka şeyler gitmiş olabilir ama bunlar da genelde açıklanmıyor. Demek ki o zaman bizim oradaki yaptığımız şey daha çok kara birlikleri, kara güçleriyle desteklemek. Hava unsuru olarak da SİHA'lar mücadele ediyor. En azından ben böyle görüyorum ya da böyle biliyorum yani. Hakan, bir de bize izleyicilerimizin en çok sorduğu soruların başında insansız hava aracı sistemleri malum büyüyor. Türkiye'de TUSAŞ'ın Aksungur'u var, Baykar'ın Akıncısı var. Bu iki İHA, büyük İHA sistemine hava füzeleri takılabilir mi? Yani böyle bir İHA'lar arasında hava savaşı, dogfight olabilir mi sence? Şimdi istersen şöyle, ben gelecekteki bizimkinin, yani Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ürünlerin özelliğini çok kısa bahsedeyim. Hava füzeleri taşıması yönüyle. Şimdi yapılmamışlardan geriye gidersek, yapılmamışlardan, henüz proje aşamasında olanlardan geri gidersek. Şimdi iki tane jet motorlu SİHA dediğimiz sistem var. Şimdi evvela dünyada ne var? Şimdi dünyada daha önce seninle yine yaptığımız insansız sistemler videosunda anlatmıştık. Bir XQ-58 var Amerika'da. Şimdi bu XQ-58 turbofan motorlu bir savaş uçağı gibi. Evet, şu anda hava ve hava yer füzeleri ve her türlü mühimmat taşıyabiliyor. Görevi şu: F-22, F-35'lerin önünde bir nevi kendisini onlara feda etmek, düşman uçaklarının önüne ilk önce o çıkmak, yani kendini hedef göstermek, vurabiliyorsa da vurmak ama tek başına gönder, bir yerde hava üstünlüğü sağlasın. Ki bu, bakın bizdeki şu andaki bütün SİHA'ların hepsinden farklı olarak otonom uçuyor. Yani yapay zekalar. Yani bir tane adamın biri bir pilot, İHA pilotu yerde oturup uçurmuyor bunu. İçinde insan olmadığı gibi yerde de onu kontrol eden kimse yok. Tamamen akıllı uçuyor. Buna rağmen bu şu anda Amerika bunu, ya işte geleceğin hava savaşçısı. Bundan sonra işte Rusya ile Avrupa üzerinde savaşacağımız zaman önce F-22'leri değil XQ-58'i göndereceğiz. O bütün Su-35'leri falan hepsini vuracak. Kalanları da bizim F-22'ler temizleyecek gibi bir şey demiyor. Çünkü
Hava savaşının, yani bizim SİHA'lar işte biraz önce anlattık, niye tankları bile her şeyi çok rahatlıkla vuruyorlar vesaire. Hava savaşının havadan yere olan savaşta çok büyük fark var. Şu inisiyatif kullanma farkı. Yani onun içindeki yapay zeka, evet, insandan milyarlarca kat daha hızlı düşünüyor. Ama yani buradaki insan faktörü çok önemli. Yani hava savaşında zaten evet radarı görüyorsun. Aktif radar güdümlü füzeyle radarla kilitleyip atıyorsun. İşte elektronik imaging dediğimiz elektronik görüntülerin termal görüntülemeyle IRR başlıkta işte görüntüleme kızılötesi başlığı olanlar işte uçağı kilitleyebilirsen veya HOP varsa, high hop postraf varsa kaskınla yandaki uçağı bile görüyorsun, kilitliyorsun, atıyorsun. Basit gibi görünüyor ama bir unsur, bir kol, bir filo düzeninde düşmanla havadan havaya mücadele edebileceksen şu anda yapay zeka bunu yapacak durumda değil. Dolayısıyla dünyadaki bütün SİHA'lara takılacak olan havadan havaya füzeler esas güçlere destek ve bir nevi SİHA'ları yem ya da ilk önce bir bunlarla deneyelim hani ön safta gitsinler mantığı içinde oluyor. Burada şimdi gelelim Türkiye'ye dönelim. İşte dün de Avustralya'ya Boeing'in yaptığı SİHA'yı gördük bütün sosyal medyada. Daha doğrusu tam henüz SİHA değil, henüz silahlı değil ama o da işbirliği bir şeydi. Şimdi geriye dönelim. Türkiye ne dedi? Temel Kotil, işte TUSAŞ bir açıklama yaptı. Ne dedi? Bizim dedi Göksungur isminde bir turbofan motorlu, jet motorlu çok yüksek irtifa yani HALE sınıfında artık MALE değil, HALE sınıfında 45 bin fitin üstünde uçan bir jet motorlu SİHA projemiz var. İşte bu X-58'in bir nevi muadili gibi bir şey olacak. Buna insan havadan havaya füze takılabilir. Ve F-16'larla işte Ege'de bir hava üstünlüğü mücadelesi olduğunda önden gidip şey yapabilir. Evet burada bakın çünkü jet motorlu. Yani jet motorlu, hava savaşı nedir? Enerji savaşıdır. Yani güç savaşıdır. Yani enerji bir uçağın arkasında çok hızlı bir şekilde dalması, dönmesi, aşağı yukarı çeşitli yönlerde manevra yapabilmesidir. Bu yapabilir. Aynı şekilde Bayraktar ne dedi? Biz dedi Mius isminde dedi jet motorlu bir yine HALE tarzı yani Göksungur'un muadili bir insansız hava aracı projemiz var. Evet bununla ilgili çizimler de var ama onlar PR amaçlı temsili çizimler. Yani henüz her ikisi de proje yani tasarımları net değil. Yani hiç kimse şu anda bak işte bu çizim TUSAŞ MMU'nun bile net olarak tasarımı değil mi tam bilmiyoruz. Belki bazı şeyleri değişmiş olacak. Dolayısıyla bir de bu var. Bu ikisini havadan havaya füze takıldığında ki takılacaktır. Bizim iki tane havadan havaya füzemizi biliyorsun. Onu da videosunu yapmıştık. TÜBİTAK, SAGE, Gökdoğan ve Bozdoğan olarak isminde yaptı. Bunlarla mücadele edebilir. Biraz daha böyle hani F-16'ların yükünü alacak şekilde. Ama öncesi olan, yani bunların bir kademe aşağısı olan, şu anda servise girmek üzere olan TUSAŞ, Aksungur, İşte Sonobuoy falan işte yani bu denizaltıları tespit için havadan atılan sonarlar dahil birçok çeşit mühimmat hatta en büyük bombalarımız olan MK-84 bile kullanacaklar. Ve son füzesi hepsini kullanacaklar. Belki bunlar evet havadan havaya füzeye takılacak ama yani biz Aksungur'u tutup da Ege'de gönderip ya işte Yunan uçağı hava sahasını ihlal etmiş kaldırın bir tane Aksungur gitsin onu önlesin. Ya da işte Yunanistan'ın bir kardak krizi var ya Aksungur'u dolaştıralım. Gelen Yunan uçağını kaçırmasınlar diyemeyiz. Örneğin bir alan düşün. Diyelim ki İdlib üzerinde Bayraktar, Anka veya birkaç yıl sonra Akıncı ve Aksungur 4 tüp İHA'mız uçuyor. Evet. Bölgede çeşitli taktik veya orta sınıfta farklı İHA'lar geliyor. Bu İHA'lar arasında bir hava füzeleriyle bir düşürme bu olabilir mi? İşte ben de oraya gelecektim. Şimdi zaten işte ben de oraya belki kamuoyuna biraz yanlış yansıtılıyor veya kamuoyu biraz yanlış anlıyor ama Aksungur'un F-16'ya karşı dediğin gibi sürat limitleri şunlar bunlar açısından çok bir şansı yok. Ama İHA'lar arasında belki yapay zekayla bir hava savaşı. Evet yani olabilir ama yapay zekaya bile gerek yok. Yani Akıncı'ya ve Aksungur'a bizim milli havadan havaya füzelerimiz takıldığı zaman birincisi öz savunma yapabilecekler. Yani kendilerine karşı gelen düşman unsurları onların o füzelerinin menziline girdiği zaman çok yaklaştığında en azından
onu caydıracaktır. Yani sen şimdi bir Suriyeli pilot olsan, Su-24 savaş uçağında uçsan, seni gönderseler Bağır Kalkanı'nda bir TB2, işte Akıncı diyelim, Akıncı'yı vurmaya gittiğinde üstünde 4 tane havadan havaya füze olsa mı daha rahat edersin? Yoksa şu andaki gibi hiç havadan havaya füze olmadığında tutarsın çok uzun menzilden, basarsın füzeyi gider. Ne koruyacak ki o SİHA'yı? Ama şimdi senin dediğin formatta karşıdaki uçakta da radar güdümleri, bir de radar takılacağı söyleniyor. Radar güdümlü hava füzeleri olacak. Hani onu bırakalım, ısı güdüm olacak ki biliyorsun ısı güdümlerden kaçmak çok daha zor. Bu bir. İkincisi, bir de şöyle düşünelim. Diyelim ki gerçekten çok büyük bir harekat var. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndakiler gibi. Yani ortalık böyle havada uçaklar birbirine uçuşuyor. Karşı tarafta filonlar halinde uçaklar kalkmış. Buradan bizim F-16'lar kalkmış. Orada en azından hava taşıyan bir kalabalık etmesi. Yani düşman unsurunu hangisine saldırayım ya da hangisinden acaba füze gelecek, kendimi hangisine karşı koruyayım diye kafasını karıştırmak için hava yüklü füzeler işte burada kullanılacak. Yani o zaman sen Akıncı'yı gönder, Aksungur'u gönder, altlarına anti-radar, yani aktif radar güdümlü füze ve ısı güdümlü kısa menzilli Sidewinder veya işte Bozdağ'ın yükle. Tabii ki bu cayacaktır. Bir de şu var, helikopter düşün yani. Mesela bir SİHA helikopter görse şimdi, mesela TB2 helikopter görse, Anka-S helikopter görse vurabiliyor mu şu anda? Vuramıyor. Ama diğer türlü takacaksın altına bir tane Bozdağ'ın. Yani çok basit bir iş. Yani bir helikopteri bir ısı güdümlü füzeyle vurmak çok daha kolay. Yani sen onun için buradan F-16 kaldırıp ta oraya kadar scramble yapıp acil oraya götürdüğüne zaten o bölgede 24 saat havada kalıyor bunlar. Yani en az 24 saat. 36 saat gibi şeyleri de var. Versiyon yükü göre şey değişiyor ama gördüğünde diyelim ki sen şunu şey yaptın. Dedin ki ya ben işte Bahar Kalkanı harekat yapıyorum. Burada kesinlikle düşman helikopteri ve SİHA'sı uçmayacak. Bunun için orada sürekli hava görevli, CAP görevli şeyi göndermen lazım. F-16 göndermen lazım. Şimdi ne yapacaksın? Akıncı ve Aksungur'la orada bütün İHA'ları çok rahatlıkla vururlar. Çünkü hava füzeleri var ve helikopterleri ve yani dişine göre olan bütün her şeyi halleder kısacası. Yani en azından dünya bu yöne gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tatbikat yapıldı. Bu tatbikatta da Amerikan Deniz Piyadelerine ait AH-1Z helikopterleri, taarruz helikopterleri havadan havaya füze atışı gerçekleştirdi İHA'lara karşı. Aynı zamanda ne bileyim gelecekte örneğin Bozdoğan'ı T-29 Atak'a veya Atak 2'ye entegre edip benzer bir İHA'ları vurma durumu olabilir mi sence? Ya zaten Bozdoğan Atak 2 için bu düşünülüyor. Yani ben Bozdoğan'ın da oraya düşünüldüğünü düşünüyorum. Çünkü niye? Yani bu King Cobra dediğin gibi bunu yaptı ama King Cobra zaten yıllardır Sidewinder taşıyor. Evet. Belki daha önce bir şey yapmış olabilir. Ben bilmiyordum. Senden duydum şimdi. Doğrudur. Ama direkt viskide de şeyde de var. AH-1V'de de var işte. Evet. Dolayısıyla zaten işte Apache'nin de taşıma şeyi var. Zaten silahlı taarruz helikopterlerinde hava füzesi taşınması çok eskiden beri işte Çinlilerin bu PL-9'un bir versiyonu hava füzesi taşıyan helikopterleri de var. Dolayısıyla çok eskiden beri olan bir konsept bu. Ve çok rahatlıkla da vurabilir. Hatta uçak da vurabilir. Niye vurmasın şeyini gittikten sonra? Dolayısıyla bunun tersi de olabilir yani. Yani biz evet atağa da bunu yükleyeceğiz ama bence biz daha çok bunu şöyle düşüneceğiz. Bu Türkiye'de bu kadar çok insansız hava araçlarına hava füzesi meselesi konuşulmaya başlandığına göre herhalde Türkiye şöyle bir şey yapacak. F-16'lar ve SİHA'lara daha çok olayı kilitleyecek. Yine atak onların korumasında. Belki öz koruma için çok göreve göre yani gittiği yerde çok fazla düşman hava unsuru varsa takabilir ama normalde yukarıda hava koruması falan varsa niye şey yapsın ama illaki olacaktır. En azından satış şeyi olarak, versiyonu olarak, bir opsiyon olarak ihracat açısından yani. Evet Hakan, Libya'dan girdik, hava füzelerinden çıktık. Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde yine yeni videolarla Hakan Kılıç'la birlikte olmaya devam edeceğiz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde bizlere info@tolgozbek.com adresine mail atarak da sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii ki videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın ve her zaman videoların altına yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.